اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد حَسَّنْتُكُمْ بِالْحَيِّ الْقَيُّومِ الَّذِي لَا يَمُوتُ أَبَدًا وَدَفَعْتُ عَنِّي وَعَنْكُمُ السُّوءَ بِلَا حَوْلَ وَلَا كُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ Ashab-ı kiram Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi tarif ettiklerinde, anlattıklarında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yüzünden tebessümün eksilmediğini bildirmişlerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daima tebessüm üzere olmaya dikkat eder ama aşırı kahkaha tarzı gülmezdi. Bazı hadiseler vardır ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi çok güldürmüştür. Bunlardan biri bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sahabe-i kiram kıtlıktan, yağmursuzluktan şikayette bulunuyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de onları yanına çağırıyor, hep birlikte yağmur duasına çıkıyorlar. Yağmur duası da biter bitmez gökten şarıl şarıl yağmur yağıyor. Sahabe-i kiram o yağmurun altında her biri farklı farklı bir yerlere kaçışmaya başlıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onların bu hallerini gördüğü zaman aşırı bir şekilde gülüyor. Ve yine bir gün Hazreti Ayşe annemiz bulamaç yemeği yapıyor. Sevda annemiz de bulamaç yemeğini fazla beğenmez, sevmez. Hazreti Ayşe annemiz de ona Al bunu ye diyor. Yemezsen yüzüne gözüne sürelim diyor. Sevda annemiz de yememek için ısrar ettikçe Hazreti Ayşe annemiz de şakasını ona yapıp yüzüne gözüne hep böyle sürüyor. Peygamber Efendimiz de sevda annemize işaret ederek sen niye duruyorsun sen de sürsene diyor. Ve sevda annemiz de Hazreti Ayşe annemizin yüzüne sürmeye başlıyor. İşte iki annemiz bu şekilde birbiriyle şakalaşırken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de onlara bol bir şekilde gülüyor. Ve yine Hazreti Ayşe annemize Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi sorduklarında evde nasıldı diye o ailesiyle daima güler yüzlü, neşeli, hep onlardan mutluluğu esirgemezdi diyerek onun naifliğini, onun kibarlığını daima övmüştür. Rabbim cümlemize ev hanesi halkında da bu güzel yüzümüzü onlara karşı en iyi şekilde yansıtabilmeyi neşemizi, mutluluğumuzu onlarla paylaşabilmemizi nasip ve müyesser eylesin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi yine çok mutlu eden, güldüren hadiselerden birisi. Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizin içinizde cennete ilk gireni de cehennemden en son çıkanı da ben bilirim buyurmuştur. Ve şöylece devam etmiştir. Bir gün Cibril Emin geldi bana senin ümmetinden cennete ilk giren şu kapıdan girecektir diye buyurdu. O anda Peygamber Efendimiz'in yanında Hz. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh vardı. Ya Resulallah ne olaydı da ben de senin yanında olsaydım Cibirilemin'in o kapıdan kimin ilk gireceğini gösterdiği esnada. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Ebu Bekir'e şu cevabı veriyor. Ey Ebu Bekir! Zaten o kapıdan ilk girecek olan sensin buyuruyor. Rabbim hepimizi o büyük ümmetin en değerlisiyle beraber cennete Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sofrasına oturabilmeyi nasip ve müessel eylesin. Ve cehennemden en son çıkan kişinin halini anlatırken cehennemden en son çıkan kişi zip gibi olmuş. Yüzü gözü kapkara. Sadece gözlerin içindeki beyazlık parlıyor. O haliyle bitkin bir halde cehennemden sürne sürne çıkmış. O ki ileride bir ağaç var, ağacın altına bile gidecek gücü kuvveti kalmamış. O esnada melekler onu oraya kadar götürüyorlar. Sonrasında biraz daha ileride bir ağaç daha var. O ağacın yanına gitmek istiyor. Melekler onu oradan da kaldırıyor, oraya kadar götürüyor her bir isteğinde şu şekilde istekte bulunuyor. Allah'ım beni oraya götür daha da bir şey istemeyeceğim. Sonrasında ağacın altında dururken cennetin kokusunu duyuyor, hissediyor. Cennetin içindeki insanların cıvıltılarını, seslerini, neşelilik, mutluluklarını hissediyor, duyuyor. Ve diyor ki Allah'ım diyor. Ne olaydı diyor. Ben de diyor o cennetten bir yer alsaydım o cennette benim de bir yerim olsaydı. Rabbimiz tamam diyor gir diyor. Cennette senin de yerin olsun diyor. Cennete bir giriyor. Bakıyor ki etrafta herkes neşeli bir şekilde, mutlu bir şekilde geziyor. Diyor ki ya Rabb'i diyor burası dolmuş ki diyor. Burada dolmuş. Bana yer yok ki burada diyor. Rabbimiz celle celaluhu sen cenneti ne zannediyorsun diyor. Dünyadaki bir mahalle gibi mi? Bir sokak gibi mi? Cennet çok büyük bir yer diyor. Bak diyor sana cennette diyor bir rivayete göre iki bir rivayete göre dört bir rivayete göre on dünya büyüklüğünde yer verdim diyor. Şöyle 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 istediklerini her şeyde sana verilecek diyor. O kişi öyle bir afal diyor ki Rabbimize ya Rabbi diyor sen bütün kainatı yoktan var edensin. Bizim Rabbimizsin. Benimle alay mı ediyorsun?" diyor. Tabii öyle bir şaşkınlık içinde ki tıpkı Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz bir gün anlatır ya. Adamın biri çöle gidiyor bineğiyle beraber. Tam çölün içinde belli bir yerde konaklıyor. Bir uyanıyor ki bir bakıyor devesi gitmiş. Üzüntüyle bir oraya gidiyor, bir buraya gidiyor derken yorgun, argın bir şekilde yıkılmış. Uykusu geliyor. Ya öldüm ya bittim diyor. Bu şekilde kendinden geçmiş. O esnada bir uyanıyor, bir bakıyor ki devesi yanında. Ellerini açıyor. Ey Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Ben senin kulunum diyeceğine, Ey Allah'ım, ben senin Rabbinim, sen benim kulumsun diyor şaşkınlıkla. Ne yapacağını bilmiyor. İşte Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin anlattığı bu kişi de cennette cehennemden en son çıkmış, cennetin kokusunu dahi alamayacağım gibi bir halle kendisini kabullenmiş. Şimdi bu kişiye Rabbimiz birden sana 10 dünya büyüklüğünde cennet var, istediğin verilecektir dendiği vakit şaşkınlıktan ne diyor? Allah'ım diyor sen benimle alay mı ediyorsun diyor. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kişinin bu tuhaf halini anlatırken gülmeye başlıyor. Ve yine bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem günahkar bir insanın halinden bahsediyor. Öyle ki melekler o kişiyi bir yere getirmişler. Kendisine şu küçük günahı işledin değil mi? Şu küçük günahı işledin değil mi? Bu küçük günahı işledin değil mi? Diye 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 sayıyorlar. O kişi de bakıyor bunların hepsini işlemiş. Ama bir yerden de korkuyor tabii. Daha küçük günahlar bu kadar sayıldı ya. Bir de bunun büyük günahlar sayılmaya başladığı zaman ne yapacağım? Perişan olacağım ben. Çünkü Rabbimiz Celle Celaluhu büyük günahlardan sakındığın zaman küçük günahları silerim. E ben büyük günahlarda da işledim. Adam öyle bir korkuya düşmüş ki bittim diyeceği esnada Rabbimiz meleklerine ey meleklerim şahit olun ben bu kulumun küçük günahlarını affettim. Küçük günahlarını affettiğim gibi onun o günahlarının yerine de ona hepsine sevap olarak yazdırdım buyurmuş. Şimdi adam bakıyor ki kimse günahların büyüklerinden bahsetmiyor. Hemen ya Rabbi diyor, ya Rabbi diyor. Benim büyük günahlarım da vardı diyor. Yani o şu hesabı yapıyor. Küçük günahlarda böyle sevap geldiyse herhalde büyük günahlarda neler gelecek diye. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kişinin de halini anlatırken bu çıkışını beyan ederken yine aşırı bir şekilde gülmüştür. Ve yine bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hendek Savaşı'nda Müslümanlar çok sıkıntı içinde. Hendeyin öbür tarafında müşrikler her türlü imkanlar içindeyken müminler öbür tarafta darlık içinde, sıkıntı içinde. Bu yetmezmiş gibi bir de hendeyin hemen başına biri gelmiş bir kafir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hakkında müminler hakkında atıp tutuyor. Onlar hakkında hakaretlerde bulunuyor. O esnada Sa'd İbni Ebi Vakkas radıyallahu anh Elinde oku ile beraber bir atış yapıyor ki tam bu kişinin alnının üzerine tank bu şekilde bu kişi yere yığılıyor. Yere yığıldığı vakit ayakları da havaya kalkıyor böyle. Nalları dikmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kişinin bu halini gördüklerinde saat diyor adamı ne biçimde yere yıktın diyor. Ne biçimde ayakları havaya kalktı diyor. Yıkıldı bitti diyor. Her defasında Peygamber Efendimiz bu şekilde sahada anlatırken bu olayı gözünde canlandırarak gülmeye başlıyor. Hz. Ali Kerem Allahü Vece de bir defasında bineğinin tam yanına geliyor. Bismillah diyor. Sonra bineğine biniyor. Elhamdülillah diyor. Sonra bineğinin üzerindeyken Sübhanellezî lena hâdâ ve mâ kunnâ mukrinîn ve inna ilâ rabbinâ lemunkalibun. Bu ayet-i kerimeyi dua niyetiyle okuyor. Sonra üç defa elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah diyor. Sonra ardından üç defa Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber diyor. Ve akabinde de Sübhaneke inni zalemtu nefsi fağfirli fe innehu la yağfiru zhunube illa ente diyerek duada bulunuyor. Ve tebessüm edip gülüyor. Oradakiler ya Ali keremallahu vece niçin güldün dediklerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bineye binme esnasında bu yaptıklarımın hepsini yaptı. Ve en sonunda bu şekilde tebessüm etti, güldü. Ben de onu taklit ettim, ben de onun sünnetini işlemek için yaptım buyurmuştur. İşte buradan bizlerin de Rabbimizin bu büyük nimeti olan bu bineklere her binişimizde bu üslub üzere geldiğimizde bineğin yanına daha kapısını açmadan besmelemizi çekmeyi, bindikten sonra buna binmeyi bana nasip eden Allah'a hamd etmeyi, sonra Ya Rabbi bizim hizmetimize bu imkanları verdin, musahkar kıldın, yerden petrol çıkarttın, bütün kaynakları bizim emrimize verdin. Şimdi bununla beraber beni uzun mesafelere kısa vakitlerde gitmem için bu beni bana nasip ettin diyerek kontağı çalıştırıyorsun. Sonra üç defa yine ayrı ayrı elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah diyorsun. Ve o Allah Celle Celaluhu'nun yüceliğini haykırarak Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber diyorsun. Ve akabinde de Ya Rabbi, Sübhaneke inni yedalemtü nefsi. Sen çok yücesin Ya Rabbi. Ben nefsime zulmettim Ya Rabbi. Fafirli beni bağışla. Fe innehu la yagfiruz zunube illa ente. Çünkü günahları senden başka bağışlayan, affeden olamaz ki ya Rabbi. Diyerek Mevla'ya sığınıyorsun. Yoksa biz hiçbir nimete layık kullar değiliz. Ama Rabbimizin ikramı, Rabbimizin merhametiyle bu güzel nimetler içinde hayat sürüyoruz. Rabbim verilen nimetlere en güzel şekilde şükretmeyi ve Rabbisinin rızası üzere kullanabilmeyi nasiple müessede eylesin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mizahın azını incitmeyecek şekilde olanını her zaman benimsemiştir. Ve sahabe-i kirama şu şekilde nasihatlerde bulunmuştur. La tumari ahake ve la tumazihu. Din kardeşinle tartışma ve onu incitecek şakalar yapma. Yine sahabe-i kiram ya Resulallah inneke tudaibuna sen de bizimle şakalaşıyorsun dediklerinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İnni la akulu illa hakka. Ben şaka yapıyorum ama hakkı söylüyorum. Hiçbir zaman şakadır diyerek yalan konuşmuyorum ve size de bunu yasaklıyorum buyurmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı şakalardan bazıları mesela Enes İbni Malik radıyallahu anh Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetinde bulunan o genç ona Peygamber Efendimiz şöyle buyardı. Ey iki kulaklı, iki kulaklı gel buraya. İki kulaklı dinle beni. Burada Peygamber Efendimiz bir mizah olarak bunu söylerdi. Burada aynı zamanda bazı alimlerimiz Peygamber Efendimizin burada şaka yapmadığını Ey Enes Allah Celle Celaluhu sana iki tane kulak verdi. Onun için dediklerimi iyi dinle. Kulaklarını bana kestir. Tam manasıyla beni anlamaya çalış demek istemiştir. Buyurmuşlardır. Enes İbni Malik'in anneleri farklı babaları bir olan Ebu Umeyre adlı bir kardeşi vardı. Bu çocuğun da bir kuşu vardı. Kuşunu çok severdi. Kuşunu yanından hiç ayırmazdı. Bir gün kuşu ölmüştü. Üzüntülü bir şekilde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelmiş onu teselli etmişti. Daha sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu ne zaman görse Nugayr nerede derdi. Nugayr'e ne oldu derdi. Yani onu mizahıyla, şakasıyla teselli etmeye, onun gönlünü almaya devam ederdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuklara karşı çok hassastı. Bir gün Hz. Hüseyin radıyallahu an Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz namaz kılarken birinci secdeyi yaptı, ikinci secdeyi yapma esnasında Hz. Hüseyin Peygamber Efendimizin omuzun üzerine çıktı, sırtına çıktı. O kadar ki Peygamber Efendimiz secdeyi uzattı da uzattı. Hz. Hüseyin ne zaman indi, sonra Peygamber Efendimiz secdeden kalktı. Sahabe-i kiram sordu ya Resulallah, dedi. İkinci secdeyi çok uzun tuttunuz. Bunun sebebi hikmeti nedir diye sorduklarında ikinci secdeye vardığımda Hüseyin sırtıma çıkmıştı. Onu rahatsız etmemek için secdeyi uzun tuttum buyurmuştur. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin torunlarından olan Ümame'yi Peygamber Efendimiz kimi zaman mescide götürürdü. Onu omzuna koyar bu şekilde namaz kılardı. Rüküye gideceği zaman indirir, daha sonra yine bindirirdi. Bu şekilde Peygamber Efendimiz onların gönüllerini alırdı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin nahifliği, kibarlığı bütün insanlara karşı hep en zirvedeydi. Rabbim o kibarlıktan, o nahiplikten hisse alabilmeyi nasiple müyesser eylesin. Yine Enes radıyallahu anh ile Umame radıyallahu anh'ın evinde bir gün Peygamber Efendimiz onları ziyarete gitmiş. O esnada ikindi namazı vakti girmişti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazı o evde kıldı. Ve sergiyi güzel hazırlamalarını, oraya su dökmelerini, orayı temizlemelerini emretti. Şafii uleması şöyle buyurur: Biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu evdeki yapmış olduklarından 100 tane fıkıh hükmü çıkarttık. Bazı alimlerimiz sırf bu meseleden 250, bazı rivayetlere göre 400 tane fıkıh hükmü çıkartılmıştır. Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin adımları, izleri, büyüklerimiz tarafından o kadar ince detayıyla takip edilmiş ki işte din bize bu şekilde müştehitlerimiz tarafından teslim edilmiş. Rabbim şefaat uzmanlarına nail eylesin. O dini gerçek manada savunabilmeyi, gerçek manada yaşayabilmeyi, gerçek manada bizden sonraki nesillerimize hakkıyla, doğruluğuyla anlatabilmeyi, aktarabilmeyi nasip ve müyesser eylesin. Sahabe-i kiram Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Ya Resulallah sen de şaka yapıyorsun. Bizler de şaka yapalım mı dediklerinde Peygamber Efendimiz ben şaka yaparım ama inciltmem buyurmuştur. Yani sahabe-i kiramı yine bu yola teşvik etmiş. Sahabenin içinde Hüseyd İbni Hudayr radıyallahu anh bir gün sahabe-i kiram topluluğuna bir şeyler anlatmış onları güldürmüş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de elinde küçük bir sohba parçası var. Onla bu zatın göğüsüne doğru dürtmüş. Yani bu yaptığı şeyi Peygamber Efendimiz benimsemiş. O hoşut olmuş. O esnada Hüseyin İbni Hudayr radıyallahu an şakacı ya. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ya Resulallah sen bu sohbeyi benim göğsüme dürttün ama bana acı verdin. Benim hakkıma geçtin. Dediğinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birden ona dikkat kesilmiş. Ya Resulallah şimdi bu hak üzere benden ayrılacak mısın demiş. Bana hakkımı iade etmeyecek misin demiş. Peygamber Efendimiz tamam demiş. Sen de hakkını benden al o zaman demiş. Ama demiş bu şekilde olmaz ki. Benim üzerim çok inceydi. Sen de üzerine aç ki demiş. Ben de o şekilde sopayı sana değdireyim demiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tamam demiş. Açmış. O esnada bu zat peygamber efendimize sarılmış, sarılmış, sarılmış. Yani asıl gayesi Peygamber Efendimizin tenine dokunmakmış. Bu şekilde şakayla Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e yaklaşma yolunu tutmuş. Yine sahabenin en şakacılarından olan Nuaym Radiyallahu Anh meşhurdur şakalarıyla. Bir gün pazara güzel tereyağlarından, güzel ballardan gelmiş. Demiş ki bu tam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme layık. Oradan biraz almış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme buyur ya Resulallah demiş. Bunlar sana layık demiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunları almış yemiş. Sonra tabi bunları satan satıcısı Nuaim'den hadi bunları aldın parasını öde dediğinde ben bunları içeriye almadım ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme aldım diyerek onu Peygamber Efendimiz'e getirmiş. Ve demiş ki ya Resulallah Hani bal yedin ya, tereyağı yedin ya, şimdi bunların hesabını öde, parasını ver demiş. Bu zat da böyle şakalarıyla meşhur olan bir zattı. Rabbim şefaatine nail eylesin. Kendisinin bizzat yapmış olduğu şakalar vardır. Bunlardan biri bir gün sahabe-i kiramdan biri geliyor. Ya Resulallah bana bir deve lazım. Deve verir misin dediklerinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona sana bir deve yavrusu vereyim demiş. O zat da ya Resulallah deve yavrusu benim ne işimi görer? Ben yük taşıyacağım, ona yükler vuracağım, bana yardım edecek bir deve ararken yavru deve ne işime yarar dediğinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün develer anne develerin yavrusu değil mi demiş. Tabi sahabe o anda onu anlamamış ama sonradan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şaka yaptığını anlamış. Sahabe-i kiramdan çöllerde yaşayan Zahid İbni Haram adlı bir sahabe vardı. Kendi bahçesinde yetiştirmiş olduğu, çevresinde yetiştirmiş olduğu meyvelerden, sebzelerden ne bulduysa bunları Peygamber Efendimiz'e hediye getirirdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şehirdeki onun herhangi bir eksiğini karşılar bu şekilde birbirleriyle hediyeleşirdi. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine şu şekilde nasihat etmiştir. Tehadev tehabbu Hediyeleşin sevginiz muhabbetiniz artsın buyurmuştur. Tabi birbirini incitmeyecek yormayacak hediyeleri devamlı birbirimize aktarmamızı peygamber efendimiz bizlere bu şekilde telkin etmiştir. Bu zat yine bir gün şehre geldiğinde peygamber efendimiz onun arkasına geçmiş. Hemen o zatın gözlerini kapatmış ve bu köleyi almak isteyen var mı? Bu köleye kaç para veriyorsunuz? diye Peygamber Efendimiz fiyat teklifi alıyor. O zat da bırak beni bırak beni dediği anda bir bakıyor ki eller Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ait. Sonra diyor ki ya Resulallah ben o kadar güzel bir insan değilim ki boyum küçük yüzüm çirkin bana kim ne versin zarar edersin dediğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yok demiş sen değerli kıymetli bir kulsun demiş. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona inna Allah la yanzuru ila suvarikum ve, amalikum, ila ve Allah celle celaluhu sizin suretlerinize, mallarınıza bakmaz. Sizin kalplerinize ve amellerinize bakar. Sen de değerli bir kulsun diyerek bu zatın gönlünü hoş etmiş. Ve yine bir gün yaşta bir kadın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin huzuruna gelmiş ve demiş ki ya Resulallah bana dua et ki cennete gireyim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hiç kendini bozuntuya vermeden yaşlılar cennete giremez demiş. O kadın da üzülmüş. O şekilde ortadan ayrılmış. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz arkasından ona haber göndermiş. Yaşlılar cennete giremez sözündeki kastım yaşlı olarak giremez. Hepsi cennete genç olarak girecekler ve buyurmuş ki yedhulu ehlul cennetil cennete cürden mürden muhak mükahhilin ebna selasin ev ve selasine seneten.'' cennete insanlar vücutları kılsız tüylü, tüysüz gözleri sürmeli bir şekilde girecekler ve yaşları bir rivayete göre 30, bir rivayete göre de 33 yaşlarında olacak buyurmuş. Yani cennete en olgun yaş kadınların, erkeklerin en olgun yaşları olan 30 yaşlarında gireceğini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şakasıyla bizlere belirtmiş oldu. Yaşlılar cennete giremez. Cennete girdiklerinde hepsi genç olacaklar buyurmuş. Rabbim cümlemize en olgun şekilde yaşayabilmeyi, Peygamber Efendimizin vermiş olduğu bu üslup üzere, şakalaşmayı ama abartmamayı kırmamayı, dökmemeyi ve mutlu bir şekilde mümin kardeşlerimizle kaynaşabilmeyi nasip müyesser eylesin. İlâ şerefin ve âlihi ve ashabihi ve meşayihin el-Fatiha.